Assalamu aleyküm ustam. Aleyküm selam. Assalamu aleyküm ustaz. Aleyküm selam. Bugün var o zaman. Ötken gel. Özgür karşı mümkün geldi. Hala özgürleşim mümkün. Bana bu sılkı. Birinci kurslarda özgürleşim mümkün. Modülde. Birinci kurslar koşulu vattı değil hazır. Modülü üstüde köp işler vattı. Hazır birinci. Ustaz bir tane sana sormak istedim de. Hop. Biz seyşamba günü hem kırdıydı. Cuma günü hem kıramız. Haftada kaç günü da dersiniz? Tez 31'de. Tez 31'de? Tez 31'de? Lekse bugün maruza. Hı. Cuma günleri. Tev 322'de de koyulganı o seyşembe günü ikinci parada. 9:30'da. Seyşembe günü fakat tez 31 kirdi de lekin lekseniz ki. Ha, o yerde sizler kirmasınlar, onun kirşiliğe karşılığım yok. Ben oraya kirmasınlar. Hiç kanakarması yok. Hiç kanakarması yok. Aslında bugün bugünlerde alakada ders bu mu yaptı mı? Zakir bu mu yaptı mı? Yok. Ha? Yok yok bu lütfen. Zakir bu utmadı mı hala? Yok. Bu tek kuramız onu. Ötemiz onu. O bugünkü maruzamız. Utkenge galge. Mavzuyumuzun devamı. Funksiyonel katorlarının en soddasını organımız. Dereceli katorlar olar. Abel çeriması, dereceli katorun yakınlaş radyosu ve yakınlaş intervalı. Dereceli kator deyip, kendi katoruna itiledi. Eğer... Aleyküm selam. Eğer katorun her bir kadı, biror o'zgarmas sonni x ning biror darajasiga ko'paytirilgan bo'lsa, ya'ni a n x n-chi darajasi ko'rinishidagi umumiy xatli qator, funksional qator, darajali qator deyiladi. Demak, mana bu qatorni yozadigan bo'lsak, n 0 dan boshlanadi, ahamiyat beringlar. Cheksizlikgacha aytaman, yana qator n 0 dan cheksizlikgacha a n x n-chi darajasi. Bu yığıştırıp yazılgene. Yayıp yazılgende n'ge 0 kıymetini versek a 0 çıkadı. Bu x'nin 0'inci derecesi 1 bölgen için uzgarmaz son. 1'ni koysak a 1 x plus a 2 x kvadrat ve devam etip etedi. A'nin x'nin n'inci derecesi. Demek bana bu dereceli kator deyildi. Dereceli katorlar funksiyonel kator. Dereceli katorlarını biz başkaca görünüşteyim yazıp görüşümüz mümkün. Mesela fakat bana bunda katar yazışımız olmaz. Bana bunda katar ne yazışım mümkün. En 0'dan çeksizlik geçe a en x minus x 0'nin n'inci derecesi de bir yazışım mümkün. Bu ham dereceli katar. X 0 0'ge teyin bölgen de avvalgi hazır gene keltirilgen katar gelip çıkardı. Doğru mu? Demek x 0'ni agar 0 desem bana bu standart dereceli katar gelip çıkardı. Şu sebeple, eğer bana bir yerde özgür için almışsam, z beraber desem, x minus x 0 deyip, bana bir de katar gelinedir bu. N 0'dan çeksizlik geçe, a n, z derecesi n.
Agar bunu teskari belgilaydigan bo'lsak, teskari tartibda belgilasak, demak bu qatordan mana bu qatorga o'tishimiz oson ekan, to'g'rimi? Shu sababli asosan mana bu qatorlar o'rganiladi. Agar bundaylari uchraydigan bo'lsa, mana bu belgilash kiritish bilan bunga keltirish mumkin bo'lgan uchun. Darajali qatorlarni o'rganish uchun Abel teoremasi degan teorema bor. Abel teoremasi juda ajoyib aytiladi. Agar biror darajali qator berilgan bo'lib, darajali qator berilgan bo'lib, u x barobar x0, 0 dan farqli biror son qiymatida yaqinlashuvchi bo'lsa, x ning barcha mana bu modul x, kichik modul x0 tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha qiymatlarida darajali qator yaqinlashuvchi bo'ladi. Yana qaytarib aytaman. Abel teoremasida nima deyilyapti? Biror x0 nuqtada yaqinlashuvchi bo'lsa, uning mana bu modul bo'yicha x0 dan kichik barcha qiymatlarida yaqinlashuvchi deyilyapti. Sababi nimada? Sababi. Yaxshi ishlamayapti internet. Yaxshi ishlamayapti. Kuga mı yaptın? Kat yaptı da. Aha, internet katı yaptı mı? Demek karın, nima değil yaptı? Agar, dereceli katar, bana bu nol. Dereceli katarını yazıbı boyunca, x barabar nol noktada, elbette yakınlaşıcı. Ne ki, onun kıymeti a nolge tingeler. Aytilyapti ki mana bu birorta x0 qiymatida yaqinlashuvchi bo'lsa modul x0 olsak mana bu minus x0 bo'ladi, to'g'rimi? Aytilyapti ki mana bu qiymatlarning barchasida darajali qator yaqinlashuvchi. Xuddi shuning teskarisi. Natijani hozir ko'rsatamiz. Natija shunday bo'ladiki, agar biror x0 nuqtada uzoqlashuvchi bo'lsa, modul bo'yicha biror x0 nuqtada uzoqlashuvchi bo'lsa, modul x bo'yicha modul x0 dan katta bo'lganda bu yerda mana bu tomonda hamda mana bu tomonda nima bo'ladi endi? Uzoqlashuvchi bo'ladi. Demek, dereceli qatorni o'rganganimizda dereceli qator u x o'qini 3 bo'lakka bo'lar ekan. Bir qismida yaqinlashuvchi bo'ladi. Qolgan 2 ta qismida uzoqlashuvchi bo'lar ekan. Endi mana bu Abel teoremasini so'zma-so'z isbotlash mumkin. Qanday isbotlanadi? İspatlanışı geometrik qator bilan solishtirishga olib kelinadi. Demek, biror x0 nuqtada yaqinlashuvchi bo'lsa, u holda berilgan qatorimiz n 0 dan cheksizlikgacha a n x0 ning n-chi darajasi qanday bo'ladi? Yaqinlashuvchi, to'g'rimi? Yaqinlashuvchi qator. Yaqinlashuvchi bo'lsa, bilamizki, qator yaqinlashuvchi bo'lsa, uning umumiy qadri nechaga intilish kerak? 0 ga intilish kerak. Demak, limit n cheksizlikka intilganda a n x 0 ning n-chi darajasi nechiga intiladi? 0 ga intiladi. Bu degani mana bu ketma-ketlik
chegaralangan degani. Ya'ni AN x 0 ning n-chi darajasi moduli bo'yicha nimada birorta m sonidan kichik. Yo'q, mana bu m sonidan kichik bo'lganidan keyin qarang, nima deyishimiz mumkin? A n x darajasi n ni absolyut qiymati bo'yicha yozishimiz mumkin. A n x 0 ning n-chi darajasi ko'paytirilgan barobar bo'ladi bu yerda, to'g'risi tenglanar. X taqsim x 0 ni n-chi darajasi bo'ladi. X emas, agar mana bu x 0 dan kichik bo'ladigan bo'lsa, demak bu kichik bo'ladi. M ko'paytirilgan qandaydir q ning n-chi darajasida. Endi modul x x 0 dan kichik bo'lsa, q 1 dan kichik bo'ladi. Xadlari geometrik geometrik qatorning xadlari birdan kichik bo'lsa, qator yaqinlashuvchi bo'ladi. Unda demak mana bu qator ham nima bo'ladi? Yaqinlashuvchi bo'ladi. Agar teskarisi bo'lganda qanday bo'lardi? Lekin mana bu birdan katta bo'lishi mumkin edi. Demak, qarang. Biz nimani isbotladik? Geometrik qator bilan solishtirish alomatidan mana bu Abel teoremasini birinchi qismini isbotlashimiz mumkin ekan. Abel teoremasining ikkinchi qismi natijasi mana bunga qarama-qarshilikka keltiriladi. Ya'ni faraz qilaylik, birorta x0 nuqtada uzoqlashuvchi hamda x katta x0 da yaqinlashuvchi bo'ladigan bo'lsa, u holda x0 da ham yaqinlashuvchi bo'lib qoladi. Demak, mana shu qarama-qarshilik asosida aytamizki, Abel teoremasining natijasi kelib chiqyapti. Demak, biror x0 nuqtada uzoqlashuvchi bo'lsa, bu nuqtalarning hammasida berilgan darajali qator uzoqlashuvchi. Mana shu Abel teoremasi. Demak, isbotini yana moduldan yaxshilab qarab o'rganib chiqishingiz mumkin. Ovoz dal yaqmiyapti. Ha? Nima bo'lmayapti? Savol tushmadim. Madis. Demak, mana bu Abel teoremasi. Ha? Yaxshi eshitilmayapti. Nimaga? Demak qarang, Abel teoremasi nimani bildiradi? Abel teoremasi shuni ko'rsatyaptiki, birinchidan darajali qatorning yaqinlashish sohasi nolga nisbatan simmetrik ekan. Bu bir. Ikkinchidan, mana bu bir qism nuqtalarda yaqinlashuvchi bo'lsa, bir qism nuqtalarda uzoqlashuvchi. Biz bilamizki, haqiqiy sonlar to'plamini chegaralangan bo'lsa, uning eng katta elementi va eng kichik elementi bor, to'g'rimi? Demak, mana bu eng katta va eng kichik elementlarini bir-biriga yaqinlashib keladiganda mana bunday narsa bo'ladi, qarang. Faraz qilaylik, mana bu oraliqda yaqinlashuvchi, mana bu ikkita chekkadagi oraliqda uzoqlashuvchi bo'lsa. Demak, mana bu 0 nuqta, mana bu aytaylik minus a, bu a bo'lsa. B nuqtadan boshlab uzoqlashuvchi bo'lsa. Qarang, mana bu oraliqni biz cheksiz yaqinlashtirib kelishimiz mumkin. Cheksiz yaqinlashtirish deganimiz mana bu qandaydir limitni hisoblashimiz kerak, to'g'rimi? Limitni hisoblashdan mana bunday formula kelib chiqar ekan. Shunday son mavjud ekanki,
Şunday son mavjud eken ki. Bu son dereceli qatorning yaqinlashish va uzoqlashish intervalining chegarasi bo'lib, quyidagi ikkita formula yordamida hisoblanishi mumkin. Bu Abel teoremasining yana bitta xulosasi. Demak, bu yerda R soni dereceli qatorning yaqinlashish radiusi deyiladi. Mana bu formulalarning kelib chiqish sababini men hozir sizga tushuntirib beraman. Yaqinlash. Mana bu kelib chiqqanini. Mana nimadan kelib chiqadi? Faraz qilaylik, mana bu darajali qatorimiz bor bo'lsa. A n x n x n'inchi darajasi. Faraz qilaylik x barobar x 0 nuqtada yaqinlashuvchi bo'lsa. Demak, natijada nima kelib chiqadi? Mana bu qator A n x 0 n'inchi darajasi yaqinlashuvchi qator, to'g'rimi? Absolyut yaqinlashuvchi qator bu absolyut qiymatlari bo'yicha bo'lsa ham oladigan bo'lsangiz. Bu yaqinlashuvchi qator bo'ladigan bo'lsa, demak qarang nima bo'ladi? Limit n cheksizlikka intilganda a n plus 1 x 0 darajasi n plus 1 bo'lingan a n x 0 n-inchi darajasi va mana bu limit n cheksizlikka intilganida n-inchi ildiz ostida n-inchi darajasi qandaydir biror l soniga teng bo'ladi, to'g'rimi? Bu D'Alembert alomati bo'yicha, bu Cauchy alomati bo'yicha. Demak, mana bu tenglik bajarilish kerak. Demak, qatorimiz yaqinlashuvchi bo'lsa, l nechidan kichik bo'ladi? 1 dan kichik bo'ladi, to'g'rimi? Agar l 1 dan kichik bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda qisqartiradigan bo'lsangiz, l 1 dan kichik deb bo'ladigan bo'lsangiz, bunda nima bo'ladi, qarang. Modul x 0 ko'paytirilgan limit n cheksizlikka intilganda a n plus 1 taqsim a n nechidan kichik bo'ldi? 1 dan kichik bo'ldi. Ya'ni modul x 0 kichik deyilyapti. 1 taqsim bir taqsim emas limit n cheksizlikka intilganda a n taqsim a n plus 1 bo'ladi. Mana bu bitta formulasi kelib chiqadi. Agar mana bu ikkinchisini olsangiz modul x 0 nima bo'ladi bu yerda? Xuddi shunday bo'ladi. Demak, mana bu x 0 albatta doimo mana bundan kichik bo'lishi kerak ekan. Shuning uchun mana buni limitini biz nima deb olishimiz mumkin ekan? Yaqinlashish radiusi deb olishimiz mumkin ekan. Demak, mana bu nimani ko'rsatyapti? Yaqinlashish radiusini topib, to'g'ridan to'g'ri masalani yechishimiz mumkin bo'lar ekan. Demak, o'tgan gal qaytarganimizdek, darajali qatorlarni o'rganganimizda funksional qatorlarning xossalari hammasi saqlanib qoladi. Negaki, darajali qatorlar ham funksional qator. Lekin xususiyati shundan iboratki, qarang. Xususiyat shundan iboratki
xususiyati shundan iboratki, mana bu darajali qatorni o'rganganimizda yaqinlashish radiusini topib olamiz. Yaqinlashish radiusini topganimizdan keyin uning chegaralardagi qiymatini biz ayta olmaymiz. Nayaki x radiusga teng bo'lganda, bilasizki, mana bu modul 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana bu limit. Qatorni yaqinlashish haqida biror aniq gapni ayta olmaymiz. Davom bir alomat qo'sha alomatida ham. Shuning uchun chegarada doimo saqlanib qoladi tekshirish. Masalan, mana bunday misolni qaraylik. Qator n 0 dan cheksizlikgacha x darajasi n plus 1 bo'lingan n plus 1. Ya'ni bu qatorni oladigan bo'lsak x x kvadrat taqsim 2 x kub taqsim 3 x n plus 1 bo'lingan n plus 1. Koeffitsiyentlarni oladigan bo'lsak a n plus 1 demek 1 taqsim n plus 1 bo'ldi. Demek keyingi hadni olish uchun n plus 2 ni olishimiz kerak, to'g'rimi? Demek a n inchi bo'ldi 1 taqsim n plus 1, a n plus 1 inchi 1 taqsim n plus 2 bo'ldi, noto'g'ri. Indekslar noto'g'ri bo'lib qoldi. Demek mana shuni misolni men boshqacharoq yozib ko'raman, qarang. Endi mana bu doskada yozib o'tganim biroz qanaqa bo'ldi bilmadim-ku. Sal qishqingroq bo'lsa ham yozib olaman. Demak, mana bu qatorimiz bor ekan. N 0 dan cheksizlikgacha x darajasi n plus 1 taqsim n plus 1. Demak bu yerda a n inchini oladigan bo'lsak bu barobar bo'ladi 1 taqsim n plus 1 ga. N plus 1 inchisi esa bir taqsim n plus 2 ga teng. Demek radiusni hisoblaydigan bo'lsak, qarang. Limit n cheksizlikka intilganda. Demek a n inchini a n plus 1 ga, d'Alembert alomatida a n plus 1 a n ga nisbat olinardi. Bu yerda teskari solinmoqda radiusni olganda. Demek mana bu n plus 2 suratiga aylanib o'zgarib chiqadi. N plus 2 taqsim n plus 1 bo'lib qoladi. Ya'ni a n ni a n plus 1 ga bo'lganimizda bo'luvchining surat mahraji o'rnini almashtirib ko'paytiriladi. Demek bu barobar bo'ladi 1 ga. Demek mana bu darajali qatorning yaqinlashish intervali minus 1 dan 1 gacha deyishim mumkin. To'g'rimi? Yaqinlashish radius 1 bo'lgani uchun. Mana endi qarang. Mana bu 2 ta nuqtada minus 1 bilan 1 da alohida tekshirib ko'raman. Demak buni x barobar minus 1 desam mana bunda qator chiqadi. N oradan cheksizlikgacha minus 1 darajasi n plus 1 taqsim n plus 1. Bu qatorni Leibniz teoremasi bilan tekshirib aytgan edikki, bu qator shartli yaqinlashuvchi. Agar x barobar 1 bo'lsa n 0 dan cheksizlikgacha 1 taqsim n plus 1 bo'ladi. Bu garmonik qator bilan bir xil. Bu uzoqlashuvchi. Demak, natijada biz aytishimiz mumkin ekanki, bizning berilgan darajali qatorning yaqinlashish intervali minus 1 dan nechigacha bo'ladi? 1 gacha. Minus 1 kiradi, 1
kirmaydı. Neye ki bu uzaklaşıcı bir noktada. Demek bana bu dereceli katarını yakınlaşış intervalını topuşke, topuş skeması deyip karışımız mümkün. Bana şimdi kulasalar. Şimdi ötken dersdeki funksiyonel katar bilen birleştiredigen bulsak, neme gelip çıktı karay. Birinciden, sizge dereceli katar berilgen bulsa, A, N, X, N'inci derecesi. Birinciden, unga yakınlaş radyosu degen son topuş mümkün iken. Yakınlaş intervalı minus R'dan R geçe interval. Yakınlaş oralığını yakınlaş sahasını topadigen bulsak, bunda bana bu çekereleri hem kırışı mümkün bir ortası. Onu alakıda tekşirerikkenmiz. Lekin bana bundan keltirip çıkartıp etişimiz mümkün ki funksiyonel katarlar gibi kulasaya göre. Birinciden dereceli funksiyon ilk senin için derecesi uzluksuz funksiyon. Demek bana bu dereceli katarın her bir hadi uzluksuz funksiyon bölgenin için eğer dereceli katarını yığındısı onun yakınlaş intervalda mevcut olsa o uzluksuz funksiyon bölgede. Karayın. Bana bu dereceli katarının yığındısı onun yakınlaş intervalda uzluksuz funksiyonken. Kuduşunga okşar. Bana şu yığındı bu intervalda integrallanıcı. Yani başlıca etken de dereceli katarını hadma-had integrallaş mümkün. Yine bittesi. Dereceli katarını her bir hadıdan alıp tüzülgen, haslasıdan tüzülgen dereceli katar bana bunda katar karayın. N birden çeksizlik geçe A N N X derecesi N minus 1 yani haslelerden tüzülgen bu katar yakınlaşış intervalı kudu şu böyledi. Ne ki onun radyosu bir kıl böyledi. Demek başkaca etken de karayın dereceli katar uzun yakınlaşış intervalı da doğuma diferansiyallanı çeken. Bunda hususen açtığımız mümkün ki çeksiz kop martta diferansiyallanı çeken. Bana bunda çeksiz kop martta diferansiyallanı çeken funksiyeler odatta analitik funksiyeler deyip ben yurtdurladı. Bana endi karayın. Demek hulasa çıkardık. Dereceli katarlar birinciden en sodda funksiyon, sodda funksiyonel katar bulup ularına organik skeması anık iken bundan taşqari ular hosilasi yani yukarı tartibli hosilasini olganimizda ham hammasi hosil bo'lgan qatorlar mana shu intervalning o'zida yaqinlashuvchi bo'lar ekan. Mana shu xulosamiz. Endi o'tgan yili birinchi kursning oxirlarida biz Taylor formulasi deb mustaqil ishga kiritib, yana qisqagina leksiyada ham o'tib ketgan edik. Har bir funksiya uchun uning hosilalaridan tuzilgan biror ko'p qatni yozib, uni shu ko'p qat bilan ayirmasi qandaydir qoldiq qat bilan ifodalanishi mumkin degan edik. U Taylor formulasi deyilar edi. Ya'ni mana bunday formula bor edi. K 0 dan n gacha F K hosilasi, K tartibli hosilasi, X 0 degi qiymati, K faktorial, X minus X 0 ning darajasi K deb. Plus R N X degani. Bana bu formula Taylor formulası deyilir adı. Keyingi maruzamızda Taylor katorları, McLaren katorları, yani X0, 0 bugün de McLaren katorları deyilir. Bana şu Taylor formulasını bir yaxşılab eslab koyayım. Vaktin tüge vattı da vattı. Keyingi derske tayyarlanıp koyuş için, demek bana şu keyingi maruzamızda tayyarlanıp koyuş için şunu bir karab koyayım. Amali mashg'ulotimizni men o'tiraman.
seyşembe günleri. Keyingi dersimiz ishorasi o'zgaruvchi qatorlarni tugatishimiz kerak. Funksional qatorlarni ko'ramiz hamda darajali qatorlarga o'tamiz. Demak, mana bu moduldagi testlarni olib, yaxshilab yechib qo'yinglar. Oraliq nazorat testlari, o'sha testlar kiritiladi oraliq nazorat. Mana shu, hozircha men tugatyapman. Savolinglar bo'lsa, tez-tez aytinglar. Domlar, rasmiyatni o'zgartirish mumkinmi? Rasmiyatni o'zgarmaydi. Modulda üstüde işleşiyordu. Modulda üstüde işleşiyordu ki kanda işleşiyordu. Birinci kurslarını kırıkışmakçı. Hazır kurslarında Rasmisanya ikinci kurslarını koyulgen. Ularını orası gel birinci kursunu koyardı. Kustos. Modulda muamma bol yaptı değil mi? Ular birinci kursunu cöyletken için muamma bol yaptı. Yoksa vattı hazır. Yapıl kolaptı. İşleyen testlerimiz ki ikincisi gibi otmuyor yaptı. Maymunlu testlerini belki çekeresini otta çağırırız. Hop. Testlerini organize uğrasılar. Mega ki uçuş sizim yaş işlem yaptı ya ki kupçilik bölgende modül kurtar mı yaptı? Hop. Benim çünkü kuramız. Otta çeşke hareket kılıyor. Otta çeşimiz mümkün mü? Kuramız. Mega ki uçuş sizim yaş işlem yaptı değil mi? Kupçilik o modul qatib qoladi. Xato qidirib. Yo'q, 5-6 ma'ruzadan ishlab chiqqanman, lekin o'chib ketganda yana birinchi ma'ruzaga qaytib qolgan. O'sha birinchi ma'ruza ham ochmayapti endi hozir. Ikkinchisi yopildi. Ha, o'tib bo'lgansan deyapti, lekin birinchi mavzu ochilmaganiga ikkinchi mavzu ham yopib turibdi. Ha, har gal qayta-qayta ishlashga emas, qo'ymayapti. Tushundim, o'sha bir nimasi ishlamayapti o'sha. Ha, ishlaganlarim ham natijalar o'chib ketganda, shunga ko'ramiz uni balkim nimasiz o'tkazib qo'yarmiz. Mana shu hozir yangiliklar bo'ladigan bo'lsa Telegram kanaliga tashlayman. Savolinglar bo'lsa o'sha yerda ham yozaveringlar, uyalmasdan. Xo'p, rahmat, meni vaqtim tugab qoldi. Sog' bo'ling.